Evet değerli izleyenlerimiz, bir mühendis gözüyle programıyla daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Sayın Ömer Çengel. Ömer Çengel'le makine sektörünü konuşacağız. İş güvenliğini konuşacağız. Binaları, inşaatları konuşacağız. Hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz önce programımıza konuk olduğunuz için. Kimdir Ömer Çengel kısaca isterseniz? Ömer Çengel öyle başlayalım. Denizli çocuğu. Ben Denizli Şirinköy'deyim artık. Şirinköy mahallesi oldu. 1953 doğumlu. Çocukken yurt dışına gittim. Yurt dışında 18 sene kaldım. Sonra işte vatan tutkusu, memleket sevdasıyla geri döndük. Ve oradaki iş tecrübemize, bilgi birikimimize burada zamanla kullandık. Tabii o gün geri dönerken bugünlere öngörmeden veyahut da yani gelince işte şu işi kuracağım, şu işle uğraşacağım da böyle bir program, bir şeyim yok mu, düşüncem, planım. Bir şekilde memlekette bir yer buluruz diye döndük. Sonra işte iskele kalıp işiyle bulaştık falan. Bugün de inşaat iskelesi, inşaat kalıpları imalatçısıyız. Ve bugün geri dönüp baktığımız zaman çok şükür zamanla iyi ki dönmüşüm diyebiliyorum yurt dışında. Bir bilgi birikimimiz varmış. Onu memlekette aktardık. O açıdan da son derece mutluyum. Ve ondan da haz duyuyorum. Almanya'da ne yaptınız? Almanya'da metal işlerine çalıştım. 17 sene boyunca, 18 sene boyunca. Bir son 7 yılda orada market çalıştırdık. Almanya'da. Orada bir aile şirketimiz vardı. 7 yıl boyunca da çoluk çocuk, abimler, yeğenler hep beraber market çalıştık. Sonra yorulduk orada. Tabii memleket özlemi farklı bir şey. Yani nereye giderseniz gidin, her şeyi elde ediyorsunuz. Her türlü imkanı sağlayabilirsiniz kendiniz ama bu vatan yerine bir şey koyamazsınız. Vatan öyle bir şey. Ben çocukken gittiğimde Almanya'da mesela Borussia Dortmund'un kombini biletini alırdım. Orada maça giderdik. Yani oraya bayağı entegre olmuştuk o anlamda. Ama böyle hani Türkiye-Almanya milli maçlarında olsun veya milli duyguların ortaya çıktığı yerlerde insan bir Türk olarak şeysi kabarır. Ayran kabarır. Ve nereye giderseniz gideyim, o ülkenin verdiği refah, huzur falan, onlar bir tarafa, onlar farklı bir şey. O vatan yerine hiçbir şey koyamazsınız. O Serdar'la işte bir dönelim mi, kalalım mı? Önce bir dönmeyi deneyelim, işin kolayını seçmeyelim dedik, işin zoruna. Genelde yapımda öyle bir şey vardır. Evet. İşin her zaman zorundan başlarım. Zorundan başlarsınız. İşi sonucuna daha kolay görürsünüz, daha kolay ulaşırsınız. Ondan zoru seçtik, dönmeyi denedik. İşte 30 yıl oluyor neredeyse. Ve çok şükür çocuklar da buraya adapte oldu. Dönmekte başarılı olduk. Şu anda çocuklar da mutlu. Ben keza öyleyim. Öyle. Yaşamız burada. Ne zorluklar çektiniz? Dönüşte bir zorluk oldu mu? Evet, bir vatan hasreti. Dönüşte tabii ufak tabii zorluklar oldu. Şimdi çocukken oraya gittiyseniz oraya tabii kolay adapte oluyorsunuz çocukken gittiğinizden dolayı. Buraya gelince işte örtüşmeyen şeyler oluyor. Yani hangi birini söyleyeyim şimdi. Ama o zamanlar tabii 30 yaşındaydım. Onu aşması daha kolay oldu. Bir takım şeyler daha kolay gözlüyorsunuz genç yaşlarda. Ve bugün de iyi ki zamanında, iyi ki o günlerde doğru bir karar vermişim, iyi ki dönmüşüm diyorum. Şimdi tabii çalıştığınız alan makine sektörü aslında
Ülkemiz için çok önemli bir sektör. İmalat yapıyorsunuz bu şeyde. Bir taraftan da bakıyorum, ben de işte 90'lı yıllarda bu iskele, yapı konuları da çalışıyorduk. Yükseklik korkusu da var. Böyle şeye baktığım zaman, iskelelere şey yapardım, tüylerim ürperdi, yani insanlar düşecek falan filan. Şimdi gene bakıyoruz, hani sizin yaptığınız iskeleleri görüyoruz. Daha da böyle insanlar şey yürüyorlar, sanki yolda yürüyormuş gibi. Bu işe nasıl başlandı? Burada bu işe şöyle, işin hikayesi bize anlatsanız. 88 yılında benim kayınım vardı. Aynı yaşıttık. O benden bir yaş daha küçüktü. O da iyi bir sanatkardı, çok iyi bir sanatkardı. O bu işe başladı. İşte oluyor, olmuyor, müşteri buluyor, bulamıyor falan. Ben ona yani bu işe seri imalatı çevir. Türkiye'nin gelecek yıllarına geleceğinde bu iş çok önem kazanacak falan diye telkinde bulunurken. Sonra çocukları ben burada bıraktım 88 yılında. Yalnız dönüyorum Almanya'ya. Ya enişte ben de seninle beraber geleyim, bir gezip geleyim oralar falan dedi. Olur dedik. O zaman da tabii vize almak falan problem değildi. Hemen burada bir pasaport çıkardık. Geçerken İzmir'den vize aldık, arabayla Almanya'ya gittik, doğru. Sonra oraya varınca ben iki firma ayarladım. İskele kalıp üreten firma. Birine gittik, kapıdan içeri giremedik. Daha doğrusu bir pazar günü gittik oraya, ondan dolayı içeri giremedik. Diğer firmaya da bir gece vardiyasın, bir arkadaş bulduk orada çalışan. Oraya gittik, gezdik, ettik. Yani bu işin geleceğini orada biraz daha iyi anladık. Ve sonra dedim gene telkinli bulun. Yani işte bu iş, bu gelecekte bu işte daha da talep görecek. Bu işin bir an önce seri imalatı çevir falan diye. O yıllarda o burada ikinci sanayide 90 metrekare yerde işte biraz tornacık, biraz iskelecik böyle bir şey yapıyordum. İşle uğraşıyordum. Orayı görünce tabii şeysi açıldı, ufku açıldı ve işin geleceğini gördüm. Ben de öyle telkinler bulmakam. O zaman dedi ya enişte bak sen de temelli dönüyorsun Türkiye'ye. Gel o zaman bu işi beraber yapalım dedi. Ha, olur olmaz mı? Olabilir dedik ilk etapta. Neyse o iki hafta sonra döndü. Tabii devamlı irtibat halindeyiz. Burada Organ Sanayi Bölgesi'nden bir yer talep ettik. Sağ olsun o zaman Ferdin abi, Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı'ydı. O gittik ona, abi bizim düşüncemiz böyle böyle. Aynı zamanda müteahhittir Ferdin abi. Böyle böyle şey düşünüyoruz dedik Türkiye'de. Aa çocuklar dedi, ama çok iyi düşünmüşsünüz dedi. Bize yer verir misiniz? Ben projenize çok olumlu bakıyorum. Ben bunu meclise sokarım bu hafta. Büyük olasılıkla meclisten biz size bir yer çıkarız dedim. Sağ olsun 3 gün sonra aradı. Çocuklar işte şu kadar bir avans getirin, sizi yerinizi göstereceğiz diye. Böyle bu heyecanla başladık. Yani diğer bir deyişle benim Türkiye'ye dönerken aklımda hayalimde böyle bir şey yoktu. Yoktu. Hani hayatta bazı tesadüfler insanı farklı yerlere götürüyor veya bir şey çıkıyor karşınıza. Ne bileyim bir fırsat çıkıyor, bir yol ayrımı çıkıyor. Orada farklı bir yer kanalize oluyorsunuz. Derken hayat, insan hayatını bu tür tesadüfler şekillendirir genelde. Bizimki de öyle oldu. Ve o gün bize yer tahsis ettiler 88 yılında. Sonra ben tekrar gittim. Oradaki ilişkilerimi sonlandırdım falan. Sonra 90 yılında organizede, yer tahsis ettiler kurek üzerinde. Gittik baktık. O zaman organizede hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey yok derken yapılanma belki o gün 110, 115, 120'den fazla değil. Eyvah dedik yani yaptık biz. Bir de uzak. Uzak, gözünüze uzak geliyor. Telefon yok. O zaman organizanın yolları ham yol. Evet.
Sadece kullanma suyu var. O da kereçli kullanacak gibi değil. Elektriği trafik hocasının tabirini onlardan çekeceksiniz dediler. Eyvah dedik herhalde, yaptık bir şey, yanlış yaptık herhalde. Bir moralimiz bozuldu adam. Ondan sonra geldik. İşte ben döndüm Almanya'daki ilişkilerimi bitirdim, ettim. 90 yılında Bismillah dedik. Başladık. Tabii o günkü sermayemiz de sınırlı. 800 metrekare bir yer yaptık Orgun Sanayi Bölgesi'nde. O gün şartlarda çok büyük. Çünkü burada 90 metrekare yerden gidiyorsun. Yani bir anda 10 misli yere gidiyorsun. Arazinin etrafında telorukla çevirmek bile bir sermaye. Maliyet. Bir maliyet o gün için. Sonra 800 metrekare bir yer yaptık. Oraya taşındık. O hiç unutmam. Bu eski BMC kamyonlar var burunlu. Evet. Hepsi işte 7-8 ton mal alırdın onlar. Onunla makinesi, malzemesi, takım takladı. Bir BMC arabayla organize taşındık. 8 metrekare yerde atölyeye taşındık. 8 metrekare yerde parçanın biri orada kaldı, biri burada kaldı falan. Bir gülüyoruz, bir moralimiz bozuluyor. Tabii yılmadık. Bu sadece iskele üretmiyoruz biz aynı zamanda. Beton kalıpları üretiyoruz. Hatta kalıp imalatımız ağırlıklıdır. Yani o yıllarda saçtan kalıplar yapıyoruz. İşte inşaatlar gidiyoruz. Ustalar tanıtıyoruz. Ahşap kalıp var o zaman değil mi? O zaman tahta var. Tabii. Tahta yani bildiğiniz ağaçtan kesip tahta çakarlardım. Binalar böyle yüksek değildi. Sonra o pano dediğimiz 50-100 ebatlar ve farklı ebatlar kalıplar yapıyoruz. Saçtan kıvırıyoruz ya da kaynatıyoruz. Müteahhide götürüyoruz. İşte biz yeni bir kalıp yaptık. Bu şöyle olacak, böyle olacak. Bunu şöyle kullanırsınız. Görülme bir şey bilinmiyor. Müteahhit, Allah Allah diyor. Demirden kalıp olur diyor. Ama ben bir ustaya ikna ediyoruz. İşte şuradan çivi çakacaksın, şöyle bağlayacaksın falan. Müteahhit ikna ediyoruz. İyi diyor. Bunu kullanacak olan usta diyor. Bir de benim ustayı soran diyor. Çağırıyor ustaya. Bak arkadaşlar yeni bir kalıp üretmişler saçtan. Bir bak falan diyor. Usta bakıyor diyor. Hiç görmemiş ki. Ya ben bunu diyor çivi nereden çakacağım diyor. Nasıl keseceğim diyor. En sonunda ha şey diyor yani demirden kalıp olur diyor. Bu beton suyuna bırakmaz ki diyor. Beton çürük olur diye. Bildiğinden değil de tabii. İşte evet. O kadar atlıyor ve sallıyor. Sonra hepsinin cevabını veriyoruz. Bu sefer de git Allah aşkına kardeşim ya diyor. Uğraştırma. Kim yapmış da bugün kadar demirden kalıp diyor. Nerede görülmüş diyor. Derken zorlarken tabii zamanla uzun zaman alarak kabul ettirdik bazı şeyleri. Bugün de işte aynı ustalar artık hani orada atıyorum 100 parça kalıp varsa kalıbı çakarken 10 parça eksik kalmışlar. Hadi ben burayı tahta çakarım demiyor. Evet. Geliyor orayı tamamlayacak şekilde çelik kalıp alıyor. Yani tabii bunun bu noktaya gelmesi işte bize bir 28-30 yıla şey oldu. Çok şükür bugün de sadece denize değil ülkede, Türkiye çapında bilinen bir firmayız. Tabii o günkü o tek düze çelik kalıplar ve o gün o ilkel dediğimiz iskeller bugün çok şey değiştirdi. Evrim değiştirdi. Farklı sistemler, farklı tekniklerle bu noktaya geldik. Bugün işte Denizli, Ege bölgesi, bazı büyük şehirlerde falan malzemesi kullanılır. Türkiye'de yaklaşık 30-40 tane firma var iskele kalıp imalatçısı. Ha, o kadar var mı şimdi artık? Var, var. Tabii büyüklü, küçüklü. Bizden daha büyük olanlar var. Ama biz kendimize Türkiye'de ilk onun içini görüyoruz o büyüklükte.
Ve geçen sene, geçen sene bir de İskele Kalıpçılar Birliği kurduk Türkiye genelinde. Bunun farklı nedenleri vardı. Onları da anlatırım az sonra. Çok şükür bugün hem Denizli'de, bölgemizde hem de Türkiye'de kabul gören bir firmayız. İstanbul'daki Yapı Forum'un yaklaşık herhalde 15-16 seneden beri katılımcısıyız. Hatta bugün çocuklar Antalya'ya bir fuar varmış. Oraya gittik sergi açmaya. Yani bu sektörde var gözümüzle uğraşıyoruz. Şöyle ki bu sektöre hala yurt için bu kadar firma olmasına rağmen yurt dışından ithal edilen ürünler var. Biz önce bundan önünü kesmek istiyoruz. Hatta ilimizde de çok büyük bir şantiyede şu anda Avusturyalıların bir ürünü var. Biraz gücümü gidiyor ama. Kalıp ve şey, öyle tabii mi? İskele. İskele ve kalıp. Hani önce bunların önünü kesmek istiyoruz. Bu kendimizi daha da geliştirerek. Tabii ki bunu söylemek çok hoş değil ama bu batılılara kıskanıyorum da. Çünkü her türlü yeniliği, her türlü buluş oradan geliyor bizim. Yani iskele kalıp nedir aslında? Çok teknolojik bir ürün değil. Ama bunlar bile şeyden geliyor, batıdan, Avrupa'dan, evet. Batı dünyasından geliyor. O anlamda o biraz da bizi kamçılıyor. Ve bugün işte fuarlar falan onlarla çok rahat yarışır duruma geldik. Yurt dışı fuarlara da yurt dışı fuarlarda gidiyoruz. Yurt dışını çok şey yapmıyoruz. Benim asıl hedefim yurt içinde bu yabancıların önünü kesmek. Çünkü önce buradaki bir şeye hakim olmamız lazım iç piyasayı düşünüyorum. Diğer bizim meslektaşlar da aşağı yukarı aynı görüşte. İşte gelecek hafta, bugün bu hafta Antalya'yız, gelecek hafta Etiyopya'ya gidiyoruz yine fuara. Yani yurt dışında gidiyoruz. Yani bu sektör var gücümüzle çalışıyoruz. Buradaki hani neden Avusturyalı bir firmadan hizmet alıyor acaba onu? Şimdi tabii ki bunların kalitesi önceden daha bizden çok daha önce kabul görmüş dünyada ve ülkede. Bu Almanların keza bir iki tane dünya çapında iskele kalıp firmalar var. Avusturyalıların da bir şeyse dünya çapında kabul görmüş bir firmalar. Bunların kaliteleri tabii ki önceden piyasada çok daha kabul görmüş ve zamanında gelmişler Türkiye'de bir pazar oluşturmuşlar. Tabii bu serbest piyasa ekonomisi, herkes istediği adam alıyor diyor. Belki bizim devlet ihalelerinde ihale şartnamesinde öncelikle yerli malı, yerli üretimler kullanacaklar gibi bir ibare oluşması lazım galiba. Şu anda yok yani. Şu anda olsa herhalde. Çünkü evet. Bu inşaata alan müteahhit ürünü nereden isterse oradan alabiliyor. Muhtemelen belki elinde daha önceden varmıştır bir miktar, ona ilave etmiştir falan. Ama biz dediğim gibi benim hedefim en azından kendi bölgemde bu yabancıların önünü kesmek. Yani önünü kesmek tabii ki rekabet şartları içinde elbette ki. Bir yandan da ihracata da önemsemek. Şimdi yapıyoruz da. Kalıp tabii inşaatta önemli bir konu. İşte malum deprem vesaire değil mi? Tabii. Eskiden biz tesisat yaparken ahşap kalıplarla dökülmüş kolon kirişler bir katta ölçersiniz başka türlü çıkar. Bir katta işte 10 santim 15 santim geridedir ileridedir. İnşaat kalitesini de belirliyor galiba değil mi? Tabii. Kalıp. Şimdi inşaatçılığı biz ülke olarak hep beraber yeni yeni öğreniyoruz. Evet. Hani bin nasihat ve bir müsibet mi derler. Maalesef 99 depreminde biz çok iyi bir müsibet yaşadık. Evet. Ondan sonra ülkedeki herkes inşaatçılığı öğrendi. Acıdır ki o depreme kadar,
o büyük felakete kadar beton vibrasyon nedir diye bilinmiyordum. Toplum bilinmiyordum. Sadece bunu ilgili mühendisler, inşaatçılar bilir ama genel algı vardır. Yani insanlar algı yönetir. Evet. Böyle bir algı oluşmadığından yani vibratör kullanmazsa o beton beton değildir gibi bir algı oluşmadığından herkes böyle şey duru beton dökme adeta daha makbuldün. Halbuki değildir. Evet. Yani duru beton içinde çok daha fazla su vardır. Su zamanla buharlaşır. O beton süngerimsi bir yapı oluşur. Evet. Süngerimsi bir yapı oluşturur. Bu daha çok kırılgan demektir. İşte 99 devriminden sonra hep beraber ülke olarak beton nedir? Nasıl bakılır? Beton bir de sadece dökmek değil, bakımı vardır. Kalitesi vardır. Vibrasyonu vardır filan. O beton işi farklı bir şey. Biz betonun dökülmesi için bir kalıp dizayn ediyoruz. Kalıpların imalatçısıyız. Yani kalıp olmadan beton dökemezsiniz. Sağlam kalıp olmazsa vibrasyon yapamazsınız. Tabii sağlam kalıp olmazsa vibrasyon yapamazsınız. Yani her türlü beton bir kalıbın içine dökülür. Evet. Yani bu zeminde bile olsa etrafını bir gerersiniz. Evet. Belli yükseklik. Onun için dökersiniz. Tabii çok güzel dediniz. Sağlam kalıp olmadan sağlam bir vibrasyon yapamazsınız. Tabii eskiden bu imkanlar yoktu. Bu bilgi yoktu. Yeterince yaygın değildin. İnsanlar işte böyle sulu sulu betonlar dökünce bir de yani hem deprem bölgesiyiz. Geçmişte birçok hatalarımız var tabii. O yıllarda C16-14 betonlar kullanılıyordu. Ve de deri kumundan falan. İşte zamanla, hep beraber zamanla öğreniyoruz birçok şeyleri. Ama bedeli oluyor. Tabii. Bedel oluyor maalesef. Keşke bunlar olmasa. Ama her şeyin başı eğitim. Eğitim. İnsana bir şekilde her fırsatta eğiterek daha kaliteli bir ürüne, daha kaliteli bir yaşama ulaşabiliriz. Onun için biz de kendi çapımızda bu yaptığımız kalıplarla şimdi farklı farklı sistemlerimiz var. Artık bugün beton hacmi ne olursa olsun ona göre biz çok rahatla kalıp dizayn edebiliyoruz. Farklı şekillerde kalıplar dizayn edebiliyoruz. Keza bunu taşıyıcı iskeller yani kalıba yukarıda tutmak için altın iskeller olması lazım. Bu da bir sistem. O iskellerin burada işte üçgendeki inşaatta evet, görüyorsunuz. Görüyoruz, evet. Onun altında böyle örümcek gibi iskeller kuruldu. Kalıp o iskellerin üzerine oturuyor. Evet. İşte o iskellerin falan hep imalatçısıyız, üreticisiyiz. Onların hepsi kendi için bir sistem. Yukarıdaki beton hacmine göre altta iskeller oluşturulur. Beton hacmi çok şeyse, yüksekse yani kalınsa ona göre daha sık iskeller oluşturulur falan. Ve biz kendi işimizi iptaliz öyle diyeyim. Hem iskele hem kalıpta. Şimdi tabii çok çeşitli şeyler görüyoruz. Beton, ne bileyim yuvarlak, işte merdiven dökülüyor. Şey çok ilgimi çekmişti benim üçgendeki şey bir mühendislik, bir planlama, çok iyi bir imalat. Tabii kesinlikle. Gerekiyor. İşte biraz önce sözünü ettiğim proje de o. Yani oradaki ürünler tabii ki belki yani kendi başımıza bize aşan bir şey olabilir. Çünkü proje gerçekten büyük. Kendi başımıza bize aşan bir şey olabilir, miktar olabilir ama bizim İskel Kalıpçılar Birliği'miz var. Orada birkaç firma konsorsiyum kurarak o işin rahatlık altından kalkabilirdik diye düşünüyorum. Tabii bu müteahhidin tercihi. Neticede böyle belediyede ona ihale ediyor. Ve muhtemelen şu anda yine ufak tefek çalışıyoruz aynı firmayla. Yani tedarik, bizden de tedarik ettiği şeyler var. Ama yani bugün anlatmamız gerekirse işte yaptığımız iş birebir o ürünler. Evet. Nedir? Bu sektörün Türkiye'de
eksik olan yönler nedir? Standardı, devlet desteği, başka konular? Çok sağ. Şimdi 2014'e kadar 2014'e kadar maalesef Türkiye'de hiçbir firmanın TSE belgesi yok. Bu ürünlerle ilgili. Düşünün, binanın cephesine 10 katlı, 20 katlı, 30 katlı binaya iskele koruluyor ve bu iskelelerin TSE belgesi yoktu, sertifikası yoktu. Biz yanılmıyorsam 2010 veya 12'lerde burada TSE Bölge Müdürlüğü'ne müracaat ettik. Bizim ürünlerin sertifikalandırılması diye. Onlar nedenimizi böyle anlamadılar. Bizim böyle bir çalışmamız yok dediler. Sonra yazı dilekçe yazdık. Bizim ürünlerin sertifikalandırılması diye. Dilekçeyi aldılar. Bir haber çıkmadı. Sonra galiba 2014'ün bu İstanbul üstü yaşanan iskeleden devrilme, iskele kazaları, asansör kazaları, inşaatlarda üstü yaşanan bir takım şeyler oldu. Ondan sonra Çalışma Bakanlığı TSE'ye bu sektör dizayn edin diye bastırdı. Sonra TSE'den yani Çalışma Bakanlığı'ndan bize Ankara'yı davet ettiler. 8 ayda 8 sefer Ankara toplantılar tertiplendi, çalıştaylar düzenlendi. İşte Türkiye'deki iskele imalatçıları bu işin neresine, kim ne yapıyor, nasıl sistemler var, Türkiye'de kapasite nedir, teknik özellikler nedir falan gibi bu çalışmalar yapıldı. Bunları aldılar bizden. Sonra bir de yurt dışına gittiler. Biraz önce bahsettiğim firmalardan onlar ne yapıyor, yurt dışında kullanılan sistemler nedir? Onlar araştırdılar, geldiler. Ondan sonra bir TSE standardı oluşturdular. Ve bu biraz önce saydım firmaların hepsi o yılda aynı yıl içinde 3-5 ay içinde yanılmıyorsam 15-20 firma TSE belgesi aldı. Bu TSE belgesi olan ilk firmaların birisi biziz. Hatta ilki biziz. Aynı hafta 5 firmaya verildi. Dolayısıyla yani bu TSE çalışmasının birebir içinde oldu ki çok geç kalındı. Hani artık insanlarımızın canı daha yeni yeni mi kıymete bindi bilmiyorum. Keşke çok daha öncelerden bu standartlar oluşsaydı. Tabii ondan sonra biz iskelelere, yaptığınız iskelelere daha da bir geliştik. Yani önceden kötü müydü? Hayır. Eksik kullanıyordum. Biz tam teşekkülü hesaplıyoruz iskeleyi. İşte diyor ki bana 10 metre genişliğinde, 20 metre yüksekliğinde böyle bir iskele ihtiyacım var cepheyi kurmayı için. Biz bunu hesaplıyoruz. Atıyorum bugün rakamlarla. 10 bin lira tutuyor. İçinden şuna çıkar. İskelede çalışırken yürütme platformları vardır. Çalışma platformu. Ona gerek yok. Ben oraya iki tane tahta koyarım çalışırım. Merdiven vardır. Ona gerek yok. Ben ona binanın içinden girerim. İşte çapraz var diagonal. Rijitliği sağlayan. Ona gerek yok. Ben binayı bağlayacağım. 10 bin liralık iskele kuşu dönüyor. 4 bin, 5 bin liraya düşüyor. Hal böyle olunca tabii güvenliği kalmıyor. Ön planda. Tabii biz buna yapmasak yan taraftaki başka bir meslektaş yapacaktır, satacaktır. Dolayısıyla hani bu standart ve denetim olmadan bu standartları gelemedik. Bugün de hala yeterince bizi göre denetim yok inşaatlarda. Ama tabii ki şu da var, yıllardan beri müteahhitlerin, inşaatçıların elinde biriken bir iskele de var. Bunu bir anda silip atıp çöpe yeni iskele kurmak, bu zaten mantıklı da değil, ekonomik hiç değil. İnsanlar da yazık günah, bu bir geçiş süreci olacaktır. Bugünkü yaptığımız yeni nesil iskelelerde biz çalışan ancak intihar etmek isterse düşer diyoruz. ancak. O kadar güvenli. İçinden merdivenin eğimi var. İşte o yürüme platformunun belli bir standart genişliği var. Artık sonunda tabii eski bir yurt dışında çalışan birisi olarak
Hani yurt dışındakini bu arada hep takip ediyoruz, gözlemliyoruz oradaki standartları. Sonunda yurt dışındaki inşaatlarda kullanılan standartlar geldik. Ve bugün bunun ziyadesiyle biz de bizim gibi ülkede birçok firma bu standartlarda üretim yapabiliyor. Aynı zamanda teknik hizmet de verebiliyoruz. Çünkü artık bir sistemin içini girdi. Ve böyle bir güzelliğimiz de var son yıllarda. Ama bunun yayılması tabii biraz zaman alacak. Çünkü her şey, biraz önce dediğim gibi algı, bilinç, zamanla bazı şeyler insanlar kabulleniyor. Herhalde bir 5-6 sene sonra bu çevrede gördüğünüz iskeller, ne bileyim hani sizin bile çıkıp yukarıda dans edesiniz gelecek. Şey nasıl Ömer Bey? Bunlar modüler sistemler tabii, herhalde. Tabii. Yani bir müteahhit aldığında kendisi montajını vesairesini yapabiliyor mu? Nasıl bir eğitim var mı yani bu konuda? Şimdi eğitim var. Zaten diğer bir sıkıntı da o. Biz hani ülkede berberden ustalık belgesi isteriz. Marangozdan ustalık belgesi isteriz. Ama inşaatta çalışan kişilerden ustalık belgesi istemiyorduk. Yeni yeni. Müteahhitten bile istemiyoruz. Ha, yeni yeni işte bunlar gündeme geldi şimdi. Bu MYK kapsamında bu yeni yeni önümüzdeki yıllarda daha da yayılacak. Olması gereken zaten bu. Tabii yaptığınız bütün gerek kalıp gerek iskeller tamamen modüler. Yani sadece o inşaat o binaya mahsus değil. O inşaat işi bitiyor, yüklüyor bir sonraki inşaata. Yani inşaata mahsus yapılan sadece belki özel kalıplar olur. Binanın cephesine saçanlar, belli bir yerlerini farklı bir mimar, farklı bir dizayn çizmiştir. Orada özel kalıplar olabilir. Onun dışında yaptığınız bütün ürünler tamamen modüler. İnşaattan inşaat taşınabilecek. Tabii bu sistemi kullanımı biz önce zaten bir süpervizörlük hizmeti veriyoruz nasıl kullanacağı. Hatta yaptığınız ürünlerde artık kullanma kılavuzu veriyoruz. Hani tıpkı siz bir şeyden, çarşıdan herhangi bir gibi küçük bir raf aldığınızda veya da süpürge aldığınızda içinde kullanma kılavuzu çıkıyorsa artık biz oraya kadar işe şey indirgedik. Kullanma kılavuzu bile veriyoruz. Artı bazı şeylerde gidip süpervizörlük hizmeti veriyoruz. İşte ne bileyim ilk kurulurken kalıp veya iskele onun yöntemini gösteriyoruz. Başlangıcını yapıyoruz. Zaten modüler dediğimizden ilk başlangıcını doğru kurduğunuz zaman takır 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 yukarı doğru birimi bağlayarak yükselip gidiyor. Bir de şimdi tabii en önemli tarafı bu işin 2016 şeyini gördüm ben. Hani bunlar tabii tespit edilenler belki de 1970 kişi yaşamını yitirmiş şeyde ülkemizde iş kazalarında. Bunun neredeyse %25'i de sektörde yani inşaat sektöründe fazla yitirmiş hani buraya yansıyan şeyler. Şimdi çok ciddi bir sayı. Çok. 500 kişi inşaat sektöründe işte düşmüş. Asansör kazası, iskele kazası vesaire. Neden oluyor bunlar? Şimdi işte bu ihmal mi? Kurulumda mı hata var? Şimdi o 2016'yı bilmiyor musun? 2015'deki rakamlar hafızamda. 1500 kişi ülkede iş kazalarından ölmüş. Bunun yarısı inşaatta 750 kişi yaklaşık. Ve bu 700-800 kişinin de yine yarısı iskeleden düşme kazalarda. İşte bu işin 2014-15'e kadar ne kadar şey olduğunu gösteriyor. Ne kadar büyük tehlikeli olduğuna, riskli olduğunu gösteriyor. Zaten buralardan dolayı bizim Çalışma Bakanlığı bu sektörü dizayn etti, yeni standartlar gelişti. Daha doğrusu standartlar oluşturdu.
galiba orada bir geri doğru düşüş var şimdi. Hani her yıl 1500 kişinin ölmesi, 2015'ten bahsediyoruz. Bunun 7-800 kişi sadece inşaat sektöründe. Bu ciddi bir rakam. Bu eğitimsizlik, kullanılan malzemelerin yetersizliği. Mesela şimdi kat kat şeyler yapılıyor, binalar. Etrafının bir germe kullanılmıyor. Yani buraya beton dökülmüş, atıyorum 15. katta. Şu etrafında bir gergi yok. İnsandır yani, dalgındır. Belki hatta canından bezmiştir, atlayabilir de. O kadar da şey var. Bunun etrafına germek, onun önlemini almak durumundasınız. Korkuluk gibi. Korkuluk, korkuluk. Biz onu kenar korkuluğu diyoruz. İşte bunlar filan yeni yeni giriyor bizim ülkemize, bizim standartlara. Tabii bu biraz da denetimle alakalı. İnsana çok denetlersen sıkılıyorlar, patlıyorlar. Çok baş baş bırakırsan işte bu noktalara geliyor. Denetim tamam ama eğitim. Eğitim bir şekilde inşaatta çalışan kişilere eğitmek lazım. Öyle ve böyle. Yani her ortamda, dergide, gazetede, televizyonda, her yerde bir şekilde onu işlemek lazım diye düşünüyorum. O bilinç olmalı her şeyde. Her şey, herkesin başında işte elini sopayla bekleyemezsiniz veya her daim şey yapmazsınız. Hala bugün bu kadar şey olmasına rağmen, bu konuşulmasına rağmen inşaatlarda baret giymek istemeyen insanlar var. Emniyet kemeri takmak istemeyen insanlar var hala. İşte bu biraz zaman işi. Hem eğitim hem denetim. İkisi bir arada götürürsek biz eminim Batı ülkelerindeki standartlar geleceğiz. Bunun bir yükseklik sınırı var mıdır? Böyle İstanbul'da görüyoruz çok yüksek bir 40 katlı, 45 katlı binalar. Şimdi, orada nasıl bir yöntem uygulanıyor? Yükseklik sınırı tamamen statik hesaplarla ilgili. Eğer katı mesela böyle bir şeyde kullanıldı, 34 katlı bir bina dediğinizde de o da statik hesapla alakalı. O da alt kısmını güçlendiriyorsunuz iskelenin. Yukarı doğru daha hafifletiyorsunuz filan. O biraz teknik bir konu. Ama kurulabilir. Yani sorun yok. 50 katı kadar bizim sistem el veriyor, sorun yok. Sadece statik hesap. İşte altta nasıl başlayacak? Siz yapıyorsunuz o statik hesabı. Onu biz yapmıyoruz. Onu biz yapmıyoruz. Biz teknik destek veriyoruz. Onu daha çok müteahhit yapıyor veya makine mühendisleri de yapıyor onu hesabı. Biz yapınca biraz şey oluyor. Hani üreten biz, hesaplayan biz gibi. Anladım. Bir de bize de denetleyen bir şey olmalı dışarıda diye düşünüyoruz. Anladım. Onun için o şeye çok girmiyoruz. Anladım. Ömer Bey, bir 5 dakika kadar zamanımız kaldı. Yani imalatta ne tür problemlerle karşılıyorsunuz? Malzeme temini, personel konuşuyoruz hep yetişmiş personel diye. İmalatta en büyük sıkıntımız hani hep ara eleman denir mi? Evet. İşte o. Şimdi bu endüstri meslek liselerini çok da önemsemeniz lazım. Toplumda şöyle bir algı oturdu. İşte mühendis. Mühendis de mühendis. Mühendislikte bin bir türlü şeyler çıkardık. Evet. Dallar çıkardık. Ürettik. 50 tane dallar. Evet. Evet. 50 tane dal ürettik. İşte şu mühendisi, bu mühendisi, evet. su mühendisliği, efendim, halı mühendisliği falan. Halbuki yani her çocuk mühendis olmak zorunda değil. Asıl bugün sektörde parayı kazanan da gene bu ara elemanlar. Yani mühendis diplomasıyla çok şey ifade etmiyor. Tecrübe lazım. Evet, evet. Bu demire bükerken, keserken bunun karakterini bilmek lazım. Bunu keserken buradan kesmek lazım, buradan kesmek lazım, onu bilmesi lazım. Gibi ara eleman. Yani ben
Şöyle bir şey diyorum ona. Tabii Almanya'da bulunduk. Almanya'daki sistem keşke burayı monte edebilsek. Almanya'da Almanya yapan hep söyler. Hep okuruz, okuyorsunuzdur. Almanya'daki Berufsschule'lar. Yani sanat okulları. Evet. Ben geçen sene Almanya'ya gittim. Yani bir iş gezisiyle. Kaynak makineleri fabrikasına gittik. Baktım, hani biz burada 18 yaşın altındaki çocukları işletmeye sokmak ödümüz kopar. Çünkü tehlikeli iş olduğunu. Girdim, adamların atölyesinde 15-16 yaşlarında, 14 yaşlarında, 18 kesinlikle değil. Çocuklar tezgahların başında mengeneden parça bağlamış, iğne hala sürtüyor. Ya şaşırdım ya. Bu çağda hala iğne şey işliyorlar. Ama işin temeli o. Evet. Evet. İşin temeli o. Yani iğne eğer siz sanki çok anlamsız gelir o çalışanlar için veya çocuklar için. Halbuki o iğne orada şey yapabilirsin. İnsan inanılmaz şeyler öğretir. Onun için burada da sıkıntını çektiğimiz en büyük şey ara eleman. Bir fiil fabrikanın içinde, imalatın içinde çalışacak bilgili tabi bilgi zamanla, deneyim zamanla oluşuyor ama en azından o ön bilgili okuldan aldığı eğitimde yaptığı işin farkında olan böyle elemanlara çok ihtiyacımız var. Çok çok ihtiyacımız var. Evet. En büyük sıkıntımız o. Anladım, anladım. Ömer Bey çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Güzel bir sohbet oldu. Sağ olun. Umuyorum izleyicilerimiz de yararlandılar. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, değerli izleyenlerimiz, bir mühendis gözüyle programı daha burada sona erdi. Sayın Ömer Çengel'e çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüş ve önerilerini aktardığı için. Başka programlarda başka konu ve konuklarla tekrar görüşmek üzere diyor. Size saygılar sunuyoruz.